İstanbul'un gece kulübünde mi yanlış? 29 kişi falan öldü. Yok ya, yerine diyor. Yeni mi Davut? Ha, dün 26 işçi öldü ya İstanbul'da. Onu mu diyor? 29 herhalde, 26. Aşkım 2 günlük intilama. E geçmiş olsun Türkiye. Gerçekten zor. İçinde binlerce istekler var. Bir şair yahut bir hükümdar. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkası sevdelidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilir. Aynen aynen. Bir de buradaki de hala devam ediyor Davut ya. Merhaba Demir Öz. Ben şeyden geliyorum, Kastamonu'dan. Kastamonu'dan geliyorum.
halim edeceğim. O kadar kapri çekeceğim. Hollanda'yı. Herhalde ki. Bir zamanlar bir yar sevdim, bakmaz oldu yüzüme. Başkasına bel bağladım. Artık ondan bana ne? Kız Kastamonu'ya gittik, geri dönüyoruz dedim ya sana. Ay şurada iki bira keyfi, üç bira keyfi yapayım dedim. Ne kadar meraklılar ya. Vaman. Şey Türkan Hanım hoş geldiniz. Birkaç tane böyle dansı çıkıyor işte, görüyorsun değil mi sevgili patronum? Biliyor tabii. Toprak Soykan merhabalar. Kız nerede kız? Aman evim icralık, arabam icralık, kalkayım nasıl ev açayım oradan? Hayır. İşte vırvıra giriyorum, orada para kazanayım patronumla beraber. Acaba sana ev açar orada. Ondan sonra açarım. Bol bol sarımsak dağıtacağım bu sefer. Sarımsak pahalı. Yo. Başka bir şey daha. Şeker pancarından olmaz. Hacı baba. Hacı baba. Hello, hello, how are you? Yes, baby. Bu ev sattın hocam. Senin yolumu takip ediyorum. Hacca gitmedim ama gideceğim yakında. Aman avadım. Senin yolumu takip ediyorum diyorum. Abi hastan aldım, o öyle bekleyin. Ya ama bakacağız. Yanın arada geliyor senin ya. Niye lazım? Asıl büyük patron efendim. Asıl büyük patron. Portem evet. Sen büyük asıl, patronsun ya. Asıl büyük yani patron efendim. Asıl büyük patron bu. Büyük evet. Patron sensin. Paranın yarısı senin. Aynen. Paranın yarısı senin. 30 bin. Olursa, yok. Hayır olur. Bak bir dakika 30 bin olursa 15 bin patronun, 7500 senin, 7500 senin. Bu olmaz ama niye çok kazandırıyor? O evet, vırvura geliyorum patronum efendim. Bir daha gösterin patronu. Göster patronu, canlı yayın yap. Patronum bak. Ha. Asıl ha? Asıl beldeyi alacak olan ha patronum. Ya, büyük patron. Asıl kavattı lan. Hayırlı olsun. Şirket ortağı. Ne?
Neyi kız? Evet. Öyle barbar şirket. Bundan sonra barbarın adını değiştirdik. Şeyi koyduk. Şirket koyalım. Şirket koyduk. Bu da barbara gelsin. Alışsın. Patronum mu? O babişkom benim ama. Allah Allah. Evet. Nasıl hoşuna gidiyor ya? Ama patronum 15 bin TL'yi duydun ya. Ne 15 bin? 30 bin ya. Şimdi 30 bin ya. 15 bin büyük patron alacak. 7500'den 7500 ben. Vırvıra düştüm efendim. Şimdi 30 gelecek, 15'i senin yorta. Aynen. Bu ne yapacak? Bu patron. Onu demiyorum ya. Ya. Şoförlüğümüzü yapacak, ona da düşer yani, komşu da düşer. O ondan bölüşün, onun ikisi. Ha, ikiniz bölüşün, yaşam. Evet, evet. Ortam, para... He? Para dolaplar, sana da yangın dolaplar. Ama ben demiştim, tamam, ben Barbara'ya gireceğim diye. Yangın var, oraya satmak hep, Günür engel oluyordu. Ha, şimdi yani, en güzeli... Bak, dumanı görüyor yani, musun? Yani, Barbara'ya gireceğim. Görüyor musun dumanı yukarı? Ali. Yansa yapana kodumun yeri bir şey olmaz. Aynen. Ay alıkma, alıkma. Alıkmaz. İyi başkan, bir şey diyor mu? Ararsın sen, müsait olacağım. Tamam, tamam. Ha evet Türkan'cığım. Aradın. Bebeğim bir tanem. Nurcan abla hoş geldin. Nasıl olsun ablacığım? İyi misin abla? Babişkom büyük patron olduğu için o da Sibel Baysal gibi peyzileniyor. Yani. Ciron mu? Nereden baksanız vallahi bu görselik fizikte ciron 30 bin olacak. Kastamonu, Türkan. Yok, oraya gittim işte, girişimi yaptım. Ondan sonra 2 ay orada kalmam gerekiyor. 2 ay sonra da Eskişehir'e gideceğim. Orada da bir süre çalışırım Vırvır'da. Ondan sonra Adana, öyle işte gezeceğim yani. Ama Eskişehir'de, Kastamonu'da da iş çok güzel. Hı. Kastamonu, Türkan. Akşam ne olacak şeyi? Ebru'cum hoş geldin. O Hollanda'ya ne olacak kız? Aa. Kafayı sallıyordu, şaplak çalıyordu eliyle. Ne olacak böyle? He? Cem, seni engelliyorum. Haddini aştın evladım. Hem buradan hem de mavi tıklı hesabımdan. Bir git başımdan. Bir git. İşin gücün entrika. Şuradan gullüm yapıyoruz. Gerçekleri söylüyorum. Ondan sonra madilik yap diyorsun. Kime madilik yapayım? Aa. Madilik istiyorsan git caddeye çık. Birini sen ezikle veya belki biri seni ezikler. Ebit kokuriyeni açlatır. Evet. Haksız mıyım patron? Haklısın. Yani. Haa. Kızlar bir ekran görüntüsü alın. Vır vır. Olayını konuştuğumda ona da gönderin. Çünkü o beni engellemiş, göremez yani. Burada da şimdi müzik de çalıyor. Telif hakkı var.
Ha. Koli yaptığımız yer. Vır vır. Yani bir ev oluyor burası. Ama kaç tane ev var içinde? Öyle diyeyim sana. Yani ben bir hayat kadınıyım, ciğerimden yaralıyım, içer içer hep ağlarım. Ben bir hayat kadınıyım. Efendim burası Livonyaların gece çark attığı yer miydi? Evet. Şey değil mi burası Seyran? Arka tarafa çıkıyorlar. Burada paparonlar pek fazla dışlık vermiyor. Arka taraf var ya, o huzur evinin orası. O bir tane şey var. Selay var. Ay, hayatta sevmiyorum o selayı. Kız, pavyonda iş mi var? En güzeli vır vır. Ha bak, bakınız efendim şurayı. Şurayı iyi göstereceğim size. Selay vardı ya, Selay. Hani Selay diyor ya, ben çor yapmıyorum. Bakınız ileride tamam mı? Şu ileride duruyordu. Postane var ileride, doğru mudur? Postane ile var. Yenişehir Postanesi herhalde. Ha. Burada Selay burada çor yapıyordu canım. Burada bak. Aa, şu caddede. Selay kalkıp da bana kendini öyle, yok şöyledir, yok böyledir. Ha, şurada. Şurada da evi vardı sol tarafta. Tamam mı? Bak, postanede şurası. Evet, ha. Postane burası bak. Ha, buraya çıkıyordu. Burada çor yapıyordu Selay. Göster dedi. Aa, burada çor yapıyordu işte. Tabii. Evet. Hayatım, Selay burada çor yapıyordu. Bakınız tekrar göstereceğim. Şurada, burada duruyordu. Çor yapıyordu burada. Öyle kalkıp da bana şey yapmasın, öyle yapmadım demesin yani. Burada yapıyordu, burada. Ya bu neler de şimdi artık biliyorsun. Şurada Şelin, burada çıkamıyorlar. Buradan, Maçka'ya geldik. Şamaran, Rahşan'ın evinin olduğu yere, Lubunya bölgesine geldik. Burası Lubunya bölgesi. Lubunyaların alayı burada oturuyor efendim. Maçka sokak. Başka ne var işte? Maçka sokak işte. Heh. Ya. Ya şimdi nereye gidiyor? Sokullu'ya gidiyor. Yazayım mı? Yo, ben tarif ederim sana. İleriden huzur evinin oradan düz gidelim. Bülbül Deresi. Ben tarif ederim sana, biliyorum ben. Ha. Burası işte bak. Bakınız efendim. Selay tabii ki benden yaşlı kız. Ben gencim. Yaşlı mı diyorlar? Bana ben demiyor. Ben burada bir tane Selay var da. Evet efendim, Lubunyaların oturduğu yer. İstanbul gibi düşünün.
İstanbul'un işte Şişli vesaire. Burada da Lubunyalar, hep Lubunyalar burada oturuyor. Aynı yerde çatallaşmışlar. Nasıl gidiyoruz? Dün. Zaten tabela gösterir ki. Ya. Burası da huzur evi. İleride. Şöyle göstereyim. Sağda, ileride sağda. Ha, Lubunyalar buraya çıkıyor artık işte. Anladın mı? Buraya çıkıyor. Hayır, bir arkadan bu caddede işte. Ha, burası işte. Şu caddeye çıkıyor Lubunyalar ve burada oturuyorlar efendim. Burası Seyran Bağları. Gazi Osman Paşa Köroğlu'nun arka tarafı. Sağ tarafta huzur evi var. Evet. Ben Ankara'ya ilk geldiğimde ben burada kaç ay oturdum? 5 ay kirada oturdum. Ondan sonra ev aldım zaten. İşte buraya çıkıyorlar gece Lubunyalar. Bu caddeye. Evet. Boncuk. Hoş geldin Seda. Biliyorsun değil mi burayı? Sedacığım bak Seyran Bağlı. Seda da burada oturdu. Tabii. Seda sen burada oturdun değil mi? Kız burada şey Seyran'dayım ben şu anda. Vırvıra girdim abla şeye giriş yaptım da. Ha. Aa, Meral demiş ki şoför beni tutar demiş. Aa, değil mi Seda? Evet, evet. Çok anıların vardı senin burada. Doğru söylüyorsun. Ya. Bak Seda nasıl bildi buraları? Şimdi aşağıdan Bülbül Deresi'ne ineceğiz. Değil mi Seda'cığım? Sibel canım benim. Seda'nın bak patronum. Ay dur. Göstermiyorsun. Dur göstereceğim. Seda bak patronum. Merhaba de Seda'ya. Merhaba. Seda burada çok oturdu. Oradan geçince diyor Sibel diyor bak. İçim sızladı diyor bak. Görüyorsun değil mi? Ya. Ha annesi buradaymış. Lubunyalar artık buraya çıkıyor Seda. Burada iyiyim yoksa başka ileride mi iyiyim? Nasıl? İleride mi iyiyim burada? Bilmiyorum. Biraz daha ileriden mi ineyim? Evet. Bülbül Deresi'ne biraz daha ileriden mi ineyim dedim. Aha. Bülbül Deresi'nden aşağı doğru iniyoruz Seda. Yanındaki menajeriniz mi? Hayır patronum, vır vıra giriş yaptım Kastamonu'ya. Ondan sonra öyle. Seda, Bülbül Deresi'nden uzantısından aşağı doğru iniyoruz. Ondan sonra tekrar sola çıkıyoruz. Ondan sonra mı Dikmen Sokullu? He? Çık çık çık.
Yani çok şey vardı. En son bir madilik çıkmış burada. Kor, alık, yangın. Anladın mı? Ondan dolayı. Ha bak burası mesela şey. Biliyorsun Seda, Kür değil, yok gerçekten. 300 metre sonra sağa dön. Şeye bakarsak tabelalarda. İleride. Navigasyon aşık ya. Gidelim. Ben şu an Kastamonu'ya gittim, girişimi yaptım orada, evrakları hazırladım. Ondan sonra işte bir hafta 10 gün sonra filan başlayacağım oraya. Tamam, Kastamonu'dan işte patron. Yanındaki diyor şey, Kastamonu'nun patronu işte. Kulaklık mı? Bende kulaklık yok, ben öyle konuşuyorum. Bak Seda ne dedi? İftar saati dedi. O yüzden trafiğe bakınız efendim. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim, gidelim bu şehirde. Bu şehir koparmak istiyorum ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğum. Seda tanıdı canım. Kız 2 ay orada çalışmam gerekiyormuş. 2 ay sonra da Eskişehir'e geçeceğim. Evet, çor yapmıyorum diyordu ya. Çor yaptık yerden. Seda. Seda'yı. Aynen. Evet evet Salih. Doğru Seda, doğru.
Abla eskiden zaten beldeliydi orası biliyorsun. Ta Bekteresi zamanında. Şimdi Diyarbakır'a da gidebilirim şeyden. Eskişehir'den sonra. Şu an biliyorsun ki Başak'la Nesrin Eskişehir'de. Zaten Nesrin önermişti bana patronu. Hatta evime gelmişlerdi ya, o zaman niyetli değildim ben şeye buraya girmeye. Ondan sonra birden karar değiştirdim işte öyle. Tabi kız, bunu paylaşacağım, baştan izlersin. O Selay'ın çor yaptığı yerleri. Sonradan sen yetiştin. Hayır canım, niye? Asıl belde orada yani. Ne yapalım? Ay ne yapayım hayatım yani, şimdi ayda 100 euro. Bakma orada burada ben sosyal medyada bir şeyler yapıyorum da. Piyiz param çıkıyor, bilmem neyim çıkıyor. Onun gönderdiği ayda 100 euroyu ben ne yapayım yani? Tabii ki. Artı bir de yani madilik bana. Esir almak, bilmem ne işte. Videonun başında Seda, bak şu an neredeyiz biliyor musun Seda? Bak, nene hatından çıkıyoruz, bak dur. Bak, nene hatından çıkıyoruz, bak. Şey var ya aşağı benzinlik, Köroğlu'ndaki benzinlik değil. Seda, şimdi burası nene hatun. Anladın? Seda bilir canım burayı. Evet PTT Yenişehir Postanesi'ni Seda. Onu videonun başında izlersin o Selay'la. Aha. Şimdi nene hatundan Farabi'ye mi girmiş oluyoruz? Öyle mi yazıyor neki sesi? Farabi Sokağı. Farabi Sokağı da biliyorsun Seda, burada Çağlar'ın şeyi vardı. Neydi kız? Rothaus değil. Şurada ben sahne yapıyordum ya. İki katlı şey vardı. Dur, şurada bir yerdeydi ya. Çağlar'ın burada çalıştırdığı yer neresiydi? Yok yok, Çağlar'ın iki katlı şeyi vardı ya burada. Farabi mi? Yok kız. Diskonun adı neydi onu? İki katlıydı ya abla, sen biliyorsun Seda, ben unuttum buranın şeyini, diskonun. Graffiti. Bravo Seda. Heh. Bak şimdi şehirden, Farabi dedim ya sana. Heh. Ben şundan birkaç tane alabilir miyim? Yo, hepsini almayacağım ben, sevmiyorum. İki tane alayım yeter. Vur vur da biraz belde kazanayım. İmpelet yaptıracağım. Tek şey yap. Tek şey yaptım. İmpalatın gerçeğini yap. Aydın babacığım.
Yok, şoför bey kullanmıyor. Asla. Ben patronumla içiyorum arkada. Yedek şoför bulalım. O kim diye? Kim gelecek? Fulya gelsin. Akşam. Fulya gelsin. Fulya. Fulya yedek şoförlüğünü yapsın. Ne de hosteslik yapmış ya. Ha. Bak Seda'nın hafızasına hayranım. Unuttum. Grafitiydi, evet. Üstü şeydi. Gazino böyle. Orada astrolistik yapıyordum ben. Altı da lalü, leblebi vesaire. Şeydi yani, diskoydu. Şimdi o disko Çağlar değil de tamam, numaran var bende, istiyorsan vereyim. Ha? Vereyim mi? Sizi diyor Seda Hanım. Ben diyor görüşmek isterim diyor. Ben de ona diyorum ki istiyorsan numaranı vereyim diyorum. Bölmek istiyormuş. Dur. Ha? Seda Hanım, buyurun. Alakayım mı senin Le Fontaine'i? Yok sen biraz tamam uzan, ben eve gittiğimde zaten yine alıkacağım. Az kaldı zaten ama trafik çok dediğin gibi.